Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 30 Haziran Perşembe. Amerika Birleşik Devletleri borsalarında kan kaybı sürerken, Çin'de bazı makro verilerin ekonomide kademeli iyileşmeye işaret etmesi sonrasında Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Biz de yatay açılış bekliyoruz. Fakat, dün %3.55 gerileme ile Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinden bu yana, ilk kez 50 günlük üssel hareketli ortalama altında kapanış gerçekleşen BİSTÜZ endeksinde teknik görünümde bozulma devam ediyor. Yabancı çıkışının da sürdüğü Borsa İstanbul'da, Ekim 2021'de kur ve enflasyon artışından destek bularak başlayan ana yükseliş trendi korunabilir, ancak trend kanalı içinde dahi, yaklaşık %8 ek gerileme potansiyeli olduğunu belirtelim. Türkiye 5 yıllık CDS primleri bu sabah 830 baz puan civarında ve yeniden 2008 küresel kredi krizinden bu yana en yüksek değerlerde fiyatlanıyor. BIST endeksinde kısa vadeli destekler 2375 ve 2345, dirençler 2450 ve 2480. Ajandada ise içeride mayıs ayı dış ticaret dengesi ile Merkez Bankası yabancı menkul kıymet işlemleri ve rezervler açıklanacak. Dış ticaret açığının 10.7 milyar dolar ile rekor açığa işaret etmesi bekleniyor. Dışarıda Almanya ve Euro bölgesi işsizlik oranları ile Amerika Birleşik Devletleri kişisel gelir ve harcamalar, PCE deflatör, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Chicago PMI açıklanacak. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.